Merhaba. Ülkemize Kuzey Yarımküre'ye bahar geldi diyebiliriz. Artık günlerimiz daha erken aydınlanıyor. Havalar daha sıcak. Paltoları bırakalı birkaç gün oldu. Fakat gelin görün ki içimiz çok aydınlık değil. İşte bu programı da içimizin aydınlık olmamasına sebep olan olaylarla ilgili yapıyoruz. Evet Çağla'cığım, son bir hafta oldukça fazla uğraştık, konuştuk, çalıştık, anlamaya gayret ettik. Sende durumlar nasıl? Bugün neleri konuşalım? Evet, geçen haftaki programdan beri kısmen aslında aynı konular üzerindeyiz. Değişik açıklamalar, yeni açıklamalar getirildi. Koronavirüsüyle ilgili yine başlamak istiyoruz programı hocam. Koronavirüsü haberlerinden sonra Ticaret Bakanlığı'na gelen şikayetler üzerine bakanlık tarafından da bir açıklama yapıldı. Ticaret Bakanı tarafından da bir açıklama yapıldı. Mücbir sebep nedeniyle paket turların iptal edilebileceğinden bahsedildi. Bununla ilgili biz de kamuoyuna bir açıklamada bulunduk aslında ama bu konuyu biraz daha derinleştirmek istiyoruz hocam. Evet. Yani bu tür üzücü olayların bu tür insanları çok ilgilendiren hukuki süreçlerin toplum tarafından hukuki kavramlara aşina olunmasıyla ilgili bir olumlu sonucu var. Mesela toplumumuz artık mücbir sebep kavramını, zorlayıcı neden, Kavramını. force majeure kavramını konuşmaya çalıştı ama anlamaya çalışırken acaba nereden referans alacak, nereden buna yönelik değerlendirmeleri yaratacak bilgileri edinecek? Bunlar ortada değil. Çünkü bu hukuk fakültesi öğrencilerinin de hatta hukuk pratiğinin içinde olan tüm hukukçuların da aslında başının belası olan bir konu. Mücbir sebep öyle ha deyince anlaşılacak, ha deyince konuşulacak, ha deyince hüküm verilecek bir konu değil. Gel gör ki bu kadar teknik, bu kadar zor bir konuda bu sözcük dizilimini, mücbir sebep ifadesini kullanarak çok bahtları, çok kapıları kapatacak, çok içleri karartacak sonuçlara ulaşmak konusunda da pek mahir olduğumuz ortaya çıkıyor. Çünkü öyle bir sebeple öyle bir inceleme yapılıyor ki koronavirüsünden korunma ile ilgili maskeler konuşulurken çok Haberin değerli başlığı maske, evet evet. çok değerli Ticaret Bakanımız maskelerle ilgili şirketleri incelediğinde bu fırsattan yararlanıp fiyatlarından aşırı Fahiş artış evet dışından fahiş bahsediyor. artışlarla kar sağlayan şirketlerle ilgili tespitleri anlatırken bir soruyla mı bir taleple mi geldiği belli olmayan bir cümle sarf ediveriyor. Önü yok, ardı yok, hukuki dayanağı ve temeli yok ama bu cümle mücbir sebep nedeniyle paket turlar iptal edilebilir ifadesi bir anda Türkiye'de tura gidecek olan tüm tüketicilerin düğmesine basılmışçasına bir sonuç doğuruyor ve seyahat acentaları artık bu cümlenin aslında mevcut durumu ifade etmediğini anlatmakta çaresiz kalmaya başlıyorlar. Böyledir bu. Herhangi bir kanaat sosyalleştiği anda toplumsal bir baskı gücü oluşturur ve gerçeklikten kendisini koparır. Yani otomobillerin fren sistemini, cep telefonları kilitleniyor inancı yaygınlaştığında cep telefonuyla araçta konuşmanın hoş olmadığı, doğru olmadığı kavramı bir tarafa bırakılır. Fren sistemini kilitleyeceği varsayımıyla insanlar birbirlerini döver, kendileri cep telefonuyla iletişim. Ama bunun gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu algıdır. Şimdi de tam böyle bir şeyle Böyle bir karşı durum, karşıyayız. böyle bir algı yaratılıyor Aynen öyle. şu an Yani itibariyle. bu nedenle istersen bizi izleyenlere maalesef birazcık hukuki olacak.
hukuk tekniğine ilişkin cümleler kullanmak zorunda kalacağımız bazı açıklamalar yapacağız. Ama bunları anlatmadan konunun altını, üstünü ve tam odağını anlamak mümkün olmayacaktır. Ben tıpla ilgili biri değilim. Dolayısıyla virüsün neyi ne kadar etkileyeceği konusunda herkes kadar yine bölük pörçük edindiğim, tartmaya, sınamaya çalıştığım bilgilerle oluşmuş bir fikrim var. Bu bilgiler ne kadar sağlıklı ise fikrimin de o kadar sağlıklı olması mümkün. Dolayısıyla altında eğitimi olmayan bir alanda böyle bir bilgiye dayalı ahkam kesme şansım yok. Ama şunu biliyoruz, sayılar var. Sayıları biliyoruz. Bunlar açık. Türkiye'de koronavirüsüyle ilgili herhangi bir ölüm vakası yok. Hatta Türkiye'de şu anda deklare edilmiş bir koronavirüs vakası da yok. Evet. Olabilir mi? Olabilir. Türkiye 80 milyonluk ülke ve 80 milyonda 1, 2, 3, 100 kişi herhangi bir bölgede yurt dışında bu virüsü kapıp gelmiş ve bunun tespitinin yapıldığı insanlar olabilir. Olabilir. Ama bildiğimiz bir şey var. Koronavirüsle ilgili bir ölüm vakası Türkiye'de yok. Yunanistan'da da yok. Ermenistan'da da yok. Nerede var? İtalya'da. Açıklandı. Oranlar, evet, İtalya'da var. Avrupa'da, Almanya'da 150 vaka var. Ölüm yok. Ama ITB Berlin Fuarı iptal edildi. Şimdi Türkiye'de ülkeye giriş çıkışlar var mı, yok mu? Var. Bu konuda da Almanya'da hayatı etkileyen hiçbir şey yok. Frankfurt Havalimanı'nda geçen hafta gelen insanların anlattıkları maske taşıyan insanlar bile yok. 100 kişi de bir kişi deniyor ki Frankfurt Havalimanı transit yolcunun yani her ülkeden gelip evet, birbirine her cümerç olduğu karıştığı en büyük havalimanı. Algı da birazcık bu tarafta böyle doğuyor. Ülkemizde bu virüs meselesiyle ilgili sosyolojik anlamdaki etkilenme, yani insanların sosyal iletişim metotlarını değiştirmesi konusunda belki olumlu belki olumsuz, yani el yıkama gibi, el hijyeni gibi şeylerde olumlu alışkanlıkların edinilmesi ama insanların birbirine samimi ve yakın durmayla ilgili mevcut sıcaklığımızın bir mesafe koyması gibi olumsuz etkileri olabilir. Ama velakin öyle bir alan var ki bu alanda bu toplumsal yaşamın içinde selamlaşma ritüeli, hapşırma usulleri vesaire gibi şeylerden çok daha ölümcül, ekonomik anlamda ölümcül tehlike ve tehditler içeren kavramlar ve durumlar var. Türkiye'de şu anda seyahat endüstrisi, hava yolları başta olmak üzere, bütün dünyada hava yolları çok etkilendi ama Türkiye'de hava yolları başta olmak üzere tüm seyahat endüstrisi, yani turizm sektörü bu dedikodu, endişe ve kaygı, algı bozukluğu ortamından yatağa düşmüş durumda. Eğer biz idare, basın, toplum olarak bu algının yol açtığı bu ağır durumu görmezsek maalesef yatağa düşen bu ekonomide çok ciddi organ kayıpları, can kayıpları yaşayabiliriz. Hava yollarımız rekabet edemez hale gelir, göz bebeğimiz. Seyahat acentalarımız ürün sunamaz hale gelir. Otellerimiz bırak yenileme yatırımlarını el değiştirme ya da kapanma tehdidi haline gelebilir. Tehdit altında kalabilir. Çok kısa zamanda Türkiye hizmet sektöründeki yoğun istihdamın çok önemli bir kısmını bir anda bırakıp işsiz statüsünde bunlarla karşılaşabilir. Şimdi ülke ekonomisi, ülke huzuru, ülke barışı, insanların yaşamı ile ilgili bu tür konularda konuşurken mutlaka çok dikkat etmek lazım. Sadece konuşurken dikkat etmesi gerekenler değil. Aynı zamanda bizler de kendi algılarımızla verdiğimiz kararları tartmamız lazım. Bana ne canım, ben kendimi koruyacağım, onun için buraya gitmeyeceğim, bunu yapmayacağım. E tamam,
Senin paşa gönlün bilir. Ama dikkat et. Sen oraya gitmek istiyordun, orada mutlu olacaktın. Kaynak ayırmıştın. Zaman ayırmıştın. Hı hı. Sen bunu yapmayınca mutsuz olacaksın ama yapsaydın taşıdığın bir risk yoktu. Bu riski ya sen ürettin ya başkaları üretti, önüne konuldu. Bu risk bir algı. Şu anda Türkiye için bu böyle. Kapadokya turuna gitmenin, şu anda Türkiye'de Kıbrıs'a gitmenin, Türkiye'de Antakya'ya gitmenin, hiçbir riski koronavirüsüyle ilgili bir risk içerdiği söylenebilir mi? Hiçbir riski yok bunlarla ilgili. Varsa iptal talepleri, bu mevcut bir sebep elbette ki sayılmaz. İnsanlara hep şunu söylerim, havayolu taşımacılığı ile ilgili konuşulurken. Hiçbir havayolu senin benim canımı bir tarafa bıraksa bile kendisi için çok büyük değer ifade eden uçağının, hı hı, sorumluluğunu hukuken taşıdığı ekibinin canını tehlikeye atacak bir iş yapmaz. Gitmez o ülke. Yani. Ya da. Oraya gitmekle elde edeceği kar ve orada bu risk gerçekten varsa buradan ortaya çıkabilecek zarar arasında afaki bir fark var. Hiç kimse bu riski göze almaz. 100 bin litreden daha büyük şişelerde kolonyayla binemiyoruz uçağa. Havayolu taşımacılığında paranoya bu hadde. Kemerimizi çıkarmadan kapıdan geçemiyoruz. Virüslü gitmek, gelmek ya da virüsü alıp getirmek konusunda riski almak isteyip istemeyeceklerini, buna ilişkin önlemleri nasıl alınacağını bir daha bir düşünmek lazım. Hiç kimse bir uçak hareketinin bir bacağını iptal etmekle o bacağı gerçekleştirip virüs kapma riskini karşı karşıya getiremez. Böyle bir riskin %1'in altında dahi, 1000'de 1 bile olsa bulunması halinde zararın boyutunu karşılaştırdığımızda uçağı hiç göndermemekle elde edeceği zarar ya da karşı karşıya kalacağı zararı yeğleyeceği açıktır. Dolayısıyla bir kere bakış açımızda buna dikkat etmemiz lazım. Sadece bizim değil, böyle bir tur düzenleniyorsa bunun orada bir riski varsa zaten uçak gitmeyecektir. Orada gerekli önlemler alınacak ve bu hareket, sokaklar boş olacaktır, oteller kapanacaktır. Ya da sigorta şirketleri diyecektir ki oraya gidersen sigortan geçersiz olacak. Benim sağlık sigortam benimle ilgili bütün riskleri taşıyacak, özel sağlık sigortam. Ama benim seyahat etmem halinde bu risklerden sorumlu olmayacağını söylemeyecek. Öyle bir şey yok, öyle bir dünya yok. Riskin olduğu ülkeye gidersen sigortan düşer. Biz riskin ciddiyetini, gerçekliğini sigortaların tavrıyla anlarız Avrupa'da. Seyahat uyarısı dediğimiz uyarıların dereceleri sigortaların devreye girmesiyle ilgili eşikleri ifade eder. Dolayısıyla her şeyden önce gerçekten böyle bir risk varken hayır illa da bu konaklama olsun, illa da oraya gidilsin derdinde kimsenin olmayacağını bir kenara yazalım. Çok uzattım lafı. Şimdi sadede gelelim. Kendi alanımızdaki konuya gelelim. Senin çok iyi bildiğin gibi ama artık herkesin bilmesi gerektiği gibi mücbir sebep kavramı başka bir şey. Bir endişe, o endişenin dayandığı bir risk algısı başka bir şeydir. Bir kere mücbir sebep, Türkçe söyleyişle işte zorlayıcı neden, hukukta birkaç kademeden oluşan durumların en ağırıdır. Bunlardan bir tanesi fevkalade hal adı altında hukukta karşılığını bulur. Fevkalade hal bir sözleşmede sorumluluğun yerine getirmesini önleyen subjektif nedenlerin varlığıyla karşımıza çıkar. Mücbir sebep ise öngörülemez, önlenemez, herkes için geçerli, o sözleşmenin ifa edilmesinin imkansızlığını doğuran bir durumdur. Evet. Burada mücbir sebep kavramını durduk yerde bir turun iptalinde gündeme getirmek gerçekten büyük haksızlık. Çünkü geçen haftaki programımızda sıklıkla söylediğimiz gibi, evet, zaten paket turlarda inanılmaz üretici adına,
Yani organizasyonu yapan seyahat acentası aleyhine hükümler ortaya çıkan çok. hükümler, düzenlemeler var. İnanılmaz. Tüketiciye 30 gün öncesinden iptal edersen paranı alırsın diyor. Ama hayatın gerçeği, üreticiye 30 gün önce paralarını öde, satın al, geri ödenemez şekilde satın al ve bu organizasyonu öyle yap diyor. Seyahat hareketi son dakikada düzenlenen bir hareket değil. 30 günde çok uzun bir süre değil bu organizasyon için. Hal böyle, zaten seyahat acentalarının bu sektörün bu kadar aleyhineyken bu mevzuatı uygulayan, bu mevzuatı yürürlükte tutan yapı, bu Ticaret Bakanlığı oluyor. Çok ilginç bir parantez içi konuya da değinmek önemli. İsterim. Paket tur, yani turizm ürününün en organize, en grift, esas, karışık, karmaşık hali, turizm mevzuatında değil de Ticaret Bakanlığı mevzuatının, Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda düzenleniyor. Diyecekler ki ama Avrupa'da böyle. Ya Avrupa'da Alman Medeni Kanun, Bürgerliches Gesetzbuch, 651. paragrafında yer alan bir kavram. Orada bağımsız bir turizme ilişkin mevzuatın olmaması nedeniyle ortadayken, ki ticaret kanunda değil, Alman Medeni Kanunu içinde yer alan bir kavram. Niye burada geliyor da ticaret hukukunun düzenlenmesi gereken alanında kendisine yer buluyor? Turizm hukukunun içinde, turizm mevzuatının içinde değil de Ticaret Bakanlığı'nın yetki alanında bu konu kullanılıyor, bu konu düzenleniyor. Bu sorunun cevabını aramaya, istemeye devam edeceğiz. Bu yapısal bir sorun. Burada bir yanlışlık var. Bu evet, yapısal bir sorun. Hal böyle olunca Sayın Bakanımız doğal olarak maskelerdeki fahiş fiyattan bahsederken neyi etkileyeceğini ve nasıl etkileyeceğini düşünmeden veya o anda tahayyül edemeden sadece tüketici odaklı, iyi niyetli bir cümle kurabiliyor. Mücbir sebep nedeniyle paket turlar iptal edilebilir. Hukuken doğru. Ama mücbir sebep var mı yok mu sorusu, her paket tur mücbir sebep nedeniyle şimdi iptal mi edilecek, ortada bir mücbir sebep mi var sorusu ortada ve cevapsız. Niçin? Ya evet, daha önce de söyledik. Suudi Arabistan'a yapılan haç ve umre seyahatleri paket tur niteliğinde yapılardır. Mücbir sebep nedeniyle iptal edilir. Neden doğru? Mücbir sebep olduğunda zaten konuşuyoruz. Sınır kapanmış, almıyor. Ne yapacak? Ne yapacak? Aynı şekilde İran sınır kapısı nedeniyle İran'a da. Orada aynı şekilde. Şu anda İtalya ile ilgili uyarılar nedeniyle İtalya'ya da, kişisel kanaatim olmayabilir de ama bütün dünya İtalya'ya karşı uyarıyı üst seviyeye çıkardığı için İtalya'ya yapılan turlarda da mücbir sebep nedeniyle iptaller söz konusu. İşte geçen hafta konuştuğumuzda İtalya için değildir mücbir sebep diyebiliyorduk. Hala ama aynı şeyi söylüyoruz. Koşullar, ama süreçte, süreç içerisinde. Evet, İtalya'nın bölgeleri, uyarılar, vakaların bölgelere dağılımını inceleyerek söylemek gerekir ama bu konudaki gelişme genel eğilim nedeniyle artık de facto olarak evet İtalya mücbir sebep sayılabilir. Hukuken sayılamaz ama mücbir sebepmiş gibi işlem görebiliyor. Evet. Bunu ayırmak lazım. Bakın, daha önce söyledim, tekrarlıyorum. Tüketiciler turlarını iptal edebilirler. Turlarını iptal ederlerken, daha önce anlattığımız gibi paket seyahat yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince 30 gün önce ve 30 gün sonra diye iki ayrı statü uygulanır. Bu 30 gün öncesinde iade 14 gün sonra yapılır. Ki bu büyük haksızlık içerir. Sebeplerini biraz sonra konuşacağım. 30 günden az kaldığında da seyahat acentası iki unsuru tüketicinin bedelinden kesebilir. Bunlardan bir tanesi onun için yapmak zorunda kaldığı masraflardır. Uçak bileti almış, geri ödenemez kısmı var. Otel rezervasyonu yapmış, no show bedeli var. Peşin ödenmiş ve geri alınamayacak
rehber ücreti var. Basiretli tacir statüsüne uygun davranmışsa seyahat acentası bu hizmetlerden o ilgili pakette paketin içine isabet eden miktarı kesebilir. Ayrıca bak buraya gözden kaçırmamak adına dikkat çekmek istiyorum. Bunu tüketici lehine kullanıyor acentalarımız ama böyle bir hakları da var acentaların. Sözleşmede yer alan İade. Tüketicinin cayma bedelini de kesme hakkı var seyahat acentasının. Alman Medeni Kanunu bu meseleyi çözerken diyor ki cayma bedelinin genel işlem şartları nedeniyle tur operatörü tarafından belirlenmiş olması halinde ki öyle oluyor bizde de hakim bu cayma bedelinde değişiklik yapabilir. Ya sen 100 lira demişsin ama burada cayma bedeli 50 lira olmalıydı diyebilir. Kim hakim? Ne zaman? Yargı sırasında. Takdir hakkını kullanabilir. Ama şunu indiremez. Seyahat acentasının o kişinin turu için yaptığı masrafları kesmekle ilgili takdir hakkı yok. Belgelendirebildiği masraflar var. Elbette ben uçak bileti için ödediğim bedeli, otel için ödediğim bedeli ve bunları geri alamadığımı eğer ortaya koyuyorsam tüketici bu bedeli benden isteyemez. Tekrar söylüyorum sadece onun için harcadığım bedeli değil, eğer sözleşmede varsa tüketicinin aleyhine işleyecek olan bir cayma bedelini de kesebilir. 30 günle 31 gün arasındaki fark bu kadar keskin. Bu kadar keskin. Şimdi bir dolu konu karşımıza çıkıyor. Paket tur satın alan bu tüketicilerimiz, paket tur değil de kızının diploma töreni için İtalya'ya gitmek isteseydi, Bologna Üniversitesi'nde hukuk okuyan bir kızının mezuniyet töreni veya ara tatildeki bir savunması için, bir test savunması için gitmek isteseydi ve biletini çok önceden almış olsaydı, havayolu bu biletin bedelini iade edecek miydi? Bireysel taşıma sözleşmesi kurmuş bir yolcuya. Hayır. Oradaki otel bu bedeli isteyebilecek miydi? Otelden geriye isteyemeyecekti. Peki soruyorum, havayolundan bunu alamıyorsun. Otelden alamıyorsun. Senin adına bu işleri seyahat acentası yapmışsa seyahat acentasından bu bedeli nasıl alıyorsun? Alıyorsun. Nasıl istiyorsun ya da? Ya birazcık burada vicdani davranmak lazım. Senin oraya gitmemenin sebebi bir endişe. Bu endişe subjektif bir sebeptir. Endişeyi yaratan objektif koşullar olabilir. Risk başka bir şeydir, endişe başka bir şeydir. Endişe duygusal bir durumdur, risk objektif bir durumdur. Riskin ölçülebilirliği vardır, riskin seviyesi vardır ve o riskin yoktur. O riskin seviyesine göre sözleşmenin fevkalade hal nedeniyle veya mücbir sebep nedeniyle etkilenmesi söz konusu olabilir. Ama endişeden, yani senin duygu durumunun içinde bulunduğu seviyeden yola çıkarak sen koca bir sektörün batışını, sona erişini, senin bu endişen için zararlara katlanışını, kredilerini geri ödeyemez hale gelişini içine sindirebilir misin? Sindirebilir misin? Yani şu anda Berlin'de başka bir sebeple Berlin'e seyahat etmek isteyen kişi o sebebiyle ilgili bir değişiklik nedeniyle, yani arkadaşını daha da magazinleştirelim, sevgilisini görmek istiyordu. Haber geldi ki sevgilisi başka biriyle evlenmiş. Artık sevgilisini görmeye gitmeyecek. Uçak şirketine dedin ki ey uçak şirketi, ben Berlin'de sevgilimi görmeye gidecektim ama artık o benim sevgilim değil. O nedenle gitmiyorum Berlin'e, benim paramı iade et. Yani acaba sana bir üzüntü maili atar mı? Bir emoji ile cevap verir mi? Ya da verirse hangi emojiyi kullanır bunun için? Yani bireysel davrandığınızda başınıza gelen bu risklerde seyahat acentasının sizin adınıza daha ucuz, bu nedenle daha fazla commitment, sorumluluk altına girdiği hallerde kurduğu sözleşmelerden dolayı zarara girmesinin hukukça tanımlanabilir, kabul edilebilir bir tarafı olur mu? Yok, evet hocam, yani bu konuda
haksız taleplerle karşı karşıya kalıyor acentalarımız ama şu an maalesef ki acentalara bu haberin de belki etkisi olmuş olabilir. Bize çok gelen şikayetler de inanılmaz. Çok yani soğukkanlı olmak lazım. Hiç kimse kendisi için risk içeren bir yere seni de götürmez. Bunu düşünmek lazım ama en önemlisi şu. Ortada hukuken bir mücbir sebep yok. Bunu bir kez daha söyleyelim. Arkadaşlar, mevcut durum bir iki ülke hariç, o da sınırları kapanan ülkeler. Bu ülkeler dışında koronavirüsü endişesi, seyahat acentalarının turlarında, programlarında mücbir sebep teşkil edecek nitelikte kabul edilemez. Mücbir sebep, objektif olarak öngörülemeyen, önlenemeyen ve herkesi etkileyen, ifayı imkansızlaştıran bir sebeptir. Tur yapılamıyor ise bu sebeple, bunun adı mücbir sebep olur. Sen niye bu turu yapmadın diye dava açma hakkını ortadan kaldırır. Tüketicinin başına gelen bir olay varsa, bu tüketici açısından fevkalade haldir, kendisine aittir. Allah korusun, tura katılamayacak derecede sakatlanması, hastalanması. Bu takdirde onun seyahatini iptal etmesiyle ilgili bu husus tartışılabilir. Ama yapılmakta olan, hukuki bir engeli bulunmayan bir tura katılmamanın bedeli mevzuatta yazdığı şekilde talep ve tahsil edilir. Zaten tüketici dostu, hatta abartarak ciddi haksızlıklar içermesine karşın herkes tarafından uygulanan bir tüketici mevzuatına sahibiz. Paket seyahat yönetmeliği, tüketici dostu ve tüketici için seyahat acentasını büyük zararlara uğratmak ihtimali olan haklar taşıyan, hakları düzenleyen bir yönetmeliktir. Ancak bu yönetmelik hükümlerinde 30 günden az süre kalan seyahatlerde seyahat acentasının A, tüketici için yapmış olduğu masrafların bedelini, otel, havayolu bileti ve diğer masrafların bedelini, B, sözleşmede yer alan tüketicinin cayması halinde tüketiciye kesilecek olan cezayı, cayma bedelini tüketicinin ödediği tutardan kestikten sonra kalan bedeli iade etme yükümlülüğü vardır. Yoksa bir endişe ve bir korku nedeniyle tüketicinin kayıtsız şartsız iptal etme hakkı ve bedelin tamamını geri isteme hakkı yoktur. Bu benim söylediğim ve benim yorumladığım bir şey değildir. Bu mevzuatta var olan bir şeydir. Mücbir sebep meselesi ise gerçekten konumuzla çok doğrudan ilintili değildir. Mücbir sebep seyahat endüstrisinde şu anda A. İran sınırının kapanması nedeniyle İran'a yönelik turlarda, B. Suudi Arabistan'ın kapatması nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik haç ve umre turlarında karşımıza çıkan bir sebep olarak tanımlanabilir. Bu durumda elbette onların iptal edilmesi, uygulanamaması nedeniyle tüketiciler ödedikleri tüm bedelleri geri alacaktır. Bu arada kanun düzenlerken biz de bu sayede mücbir sebeple ilgili bütün bilgilerimizi tazelemiş oluyoruz. Kanun hem ilmi içtihatlarda hem kazai içtihatlarda, yani hem akademik çalışmalarda hem de yargı kararlarında aslında yorumlanırken, borçlar kanunu, mücbir sebebin ortaya çıkmasıyla gerçekleşmeyen ifa nedeniyle doğal zararların istenemeyeceği söyleniyor. Zarar kavramı, yani tazminat kavramı başka bir şey. Evet. Bedelin iadesi zaten bir zararla ilintili bir şey değil. Net. İptal başka bir şey. İfada imkansızlık başka bir şey. Sözleşmenin fesi ve iadeden söz ediyoruz. Mücbir sebeple fesi olmaz. Mücbir sebeple sözleşme uygulanamaz. Mücbir sebepten dolayı sözleşmenin ifa edilememesi halinde. Evet. Ortada mücbir sebep varsa sözleşmenin gereği yerine getirilemez. Bu sebeple yerine getirilemeyen sözleşme nedeniyle kimse kimseden tazminat isteyemez. Mücbir sebep budur. Mücbir sebep iptal sebebi değildir. Yani hocam, büyük bir kavram karmaşası paket var. Paket tur sözleşmeleri yönetmeliğindeki o
O kısmı bir okuyabilir miyim? Lütfen. Mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden az kala fesih bildiriminde bulunması halinde şeklinde oluşturulmuş bir cümlemiz var zaten. Ya bunların, temel başlıyor. Sebebi evet ama bir yönetmelik kanunda yer almayan bir hususu düzenlerken kanundaki dayanak nedeniyle yürürlüktedir. Ama onun dayanağı biliyorsun 1990 tarihli yanılmıyorsam 314 sayılı 15 Haziran 1990 tarihli Avrupa Parlamentosu seyahat yönergesi direktifiydi. Ama bu 2015 yılında değişti. 2015 yılında değişirken bir dolu şey de değişti. Hatta yönergeyi de buraya getirdim. Olur da bir soru gelir yönergeyle ilgili de konuşuruz. Direktifle ilgili özür dilerim. Direktifle ilgili, konsey direktifiyle ilgili diye. 2015 yılında değişti. 2018 yılının sonuna kadar da üye ülkeler kendi mevzuatlarını buna göre ayarladılar. Bizim ülkemizde mevzuat hala o 90 tarihli yönergeye bağlı kaldı. Bu bir. Evet. İki, mücbir sebep nedeniyle fesih diye bir kavram hukuk fakültesi öğrencisi yaparsa sınıfta kalmasına sebep olur. Mücbir sebep nedeniyle ifada imkansızlık veya ifadan kaçınma olabilir. İfada objektif bir imkansızlıktan bahsediyorsak mücbir sebebi tartışıyoruz demektir. Ki o da biraz önce söylediğim gibi fevkalade halle mücbir sebep arasında kademe farkı var. Yani biri daha subjektif, biri daha objektif unsurlara işaret ederek tanımlanır. Ha taraflar sözleşmelerinde zorlayıcı sebepleri sayarken mücbir sebep kavramı altında kanunda ve hukukta klasik olarak tanımlanmış unsurların dışına çıkan unsurları da buna dahil edebilirler. Sözleşme serbestisi açısından bu mümkündür. Biz aramızda şu olayları mücbir sebep olarak sayacağız derseniz. Derlerse. Tamam. Bu mücbir sebep tanım böyle olsa bile tekrar söylüyorum. Sözleşmeden caymak, sözleşmeyi feshetmek, sözleşmeyi iptal etmek birbirinden farklı kavramlar aynı sonuca çıktığı için birlikte kullanıyorum. Hallerinde aslında tazminat yükümlülüğünden kurtulmayı getirir. Kim tazminat yükümlülüğünden kurtulacak? Fesheden. Feshettiği için bir tazminat ödemek zorunda ya. Evet. Tazminat bunun yükümlülüğünden kurtulacak. Ödemesine gerek kalmayacak. Evet. Yani. Hangi halde mücbir sebep varsa. Mücbir sebep yoksa o yükümlülük devam ediyor demektir. Tüketicinin... Tüketici iptal, feshediyorsa... Elbette. Tüketici fesih iradesini olsa olsa fevkalade hale dayandırabilir. Kendisinin yakınının hastalığı, kazası vesairesine. Bu takdirde kendisinden yapılacak kesintiler var ya, üçüncü şahsı ödemeler, bunlar tazminat değil. Değil. Bunlar... Tazminat cayma bedeli. Evet. Cayma bedelinin kesilmemesini... Üçüncü şahıslara yapılan ödemeler kesildikten sonra tutarın iade edilmesini isteyebilir. İsteyebilir. Yani tüketici için mücbir sebep kabul ettiğimiz veya zorlayıcı fevkalade hal kabul ettiğimiz bir durum varsa bu cayma bedelinin kesilmemesini isteme hakkı getirir ama üçüncü şahıslara yapılmış ödemeleri isteme hakkı vermez. Doğurmaz zaten. Tabii ki. Çağla'cığım Allah aşkına nasıl olacak bu? Ben senin için uçak bileti almışım, uçak şirketine vermişim. Senin gibi 20 kişi için daha. Otelden kıran kırana pazarlıklarla peşin paraları göndermek suretiyle otele rezervasyonları yapmışım. Kredi kartımı geçmişim veya parasını göndermişim nakit. Havale etmişim. Ve şimdi diyorum ki ya benim yolcularım vardı yani orada kalacaktı. Bunların korkusu var şimdi gelmek istemiyorlar. Hukukta. Bunun adına no show denir. Bu no show'da yine taraflar arasındaki sözleşmede belirlenen miktardaki kesintilerle ancak bir bedel iadesine konu olabilir. Bazı hallerde geri ödenmez tutarlar tamamını da kapsayabilir. Öyle şeyler duyuyorum ki tüketiciler gerçekten yurt içi turlarda bile iptal ediyorlar evet. Ve buna dayanıyorlar. Evet. Bize de Türkiye çok içerisinde bu mesajı da verelim.
Türkiye içerisinde bir seyahati etkileyecek, engelleyecek bir mücbir sebepten söz etme imkanımız yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki her nokta şu anda gerek Sağlık Bakanlığımız, gerek İçişleri Bakanlığımız tarafından güvensiz kabul edilmemiştir. Bu böyle bir beyan, böyle bir ilan, böyle bir uyarı mevcut değildir. Hal böyleyken bırakınız Fevkalade Ali mücbir sebep iddiasında bulunarak bedel iadesini istemek hukukun hiçbir hükmüyle uyum göstermez. Yurt içindeki turların mevcut durumdan bu nedenle etkilenmesi ancak tüketicinin ödediği tur bedelinden vazgeçmek suretiyle tura katılmaması anlamına gelir. Şöyle düşün. Sen bir seyahat acentasısın. Butik bir seyahat acentasısın. 15 kişilik bir grup yaptın. Tarifeli uçakla bu grubu gezdireceksin. Çok ince çalışılmış, çok ciddi hesaplar yapılmış, sözleşmeler, bağlantılar yapılmış, aman aksilik olmasın diye her türlü hazırlığı yapılmış bir grup. Ve sen bu turda zaten işte hemen hemen son 3 kişi, belki 4 kişilik bir parayı kar olarak elde edebileceksin her şeyi bitirdiğinde. Ama 7 kişi ben iptal ettim diyor, 8 kişi ben gidiyorum diyor, zarar. Niye? 7 kişi korktu diye. Sen 8 kişiye hem o hizmeti vereceksin. Aynı hizmeti. Evet. Hem de o hizmeti verdiğin için ayrıca cebinden para vereceksin. Niçin? Birileri bundan çekindi, endişe duydu, gelmek istemedi. Gelmek istemek, endişe duymak son derece saygı duyulacak bir durum. Ben korkuyorum, gelmeyeceğim. Tabii biz korktuğumuz zaman ne yapıyoruz? Eyvah, tiyatroya bilet aldım, hapşıran, tıksıran vardır, virüs de vardır. Şimdi bu oyunda İki hapşıran adam bana bulaşır, gitmiyorum dersem ne olur? Tiyatro biletinin ücretini yanar biletim, değil mi? Yani. Biletimin yanmasını göze alırsam o tiyatroya gitmem. Gitmem. Bu kadar basit. Gitmemek saygı konusunda, gitmemek senin takdirindir ve buna saygı duyulur. Hayır gideceksin diyemez. Ama hem gitmeyecek hem parayı isteyeceksin olmaz. Koltuklar boş kalacak. Diyelim ki 20 kişilik bir ekip bir oyun oynayacak, 10 kişi seyredecek. Yok öyle şey. Niye? Birileri hapşırık ve tıksırıktan korktu diye. Kusura bakma. Tiyatro, sinema, eğlence mekanı gibi yerler havaalanlarından, uçak yolculuklarından çok daha riskli. Evet. Çok daha riskli. Metroda bulunmak, bir uçakta bulunmaktan en az 10 kat daha riskli. Metroda bileti çektikten sonra, okuttuktan sonra, içeri geçtikten sonra hayır ben binmek istemiyorum derseniz çıkabilirsiniz. Kimse sizi hayır bineceksin diyemez. Ama iade alamazsınız. Uçakta ben korktum ineceğim derseniz uçaktaki ekip sizi indirir. Ama bir biletiniz yanar, iki uçak gideceği yere varana kadar orada karakolda beklemek zorunda kalırsınız. Ama İnme hakkınızı kimse engelleyemez. O nedenle burada iptal edemezsin demiyoruz. İptal edebilirsin ama bir seyahat ürününü satın aldıktan sonra iptal etmenin bedeli var. O bedele katlanırsanız sonuç itibariyle seyahat ürününü iptal edebilirsiniz. Bu bedel bazen ürünün bedelinin tamamını ifade eder. Bazen bir kısmını ifade eder. Evet. Hocam konuşmanın sırasında 30 günden fazla kalan sürelerle ilgili bir kısma değindiniz ama 30 günün de acentalara yetmediğini, bunu da ayrıca bir açıklamaya gerek duyduğunuzu belirtmiştiniz. Buna bir geri dönmek istiyorum ben. Doğru. Yani şimdi paket tur organizasyonu oldukça önceden inspection yani inceleme seyahatlerinden tutun da maliyet analizlerine kadar çalışılan bir sürecin sonrasında oluşur. Paket tur böyle organize edilir. Ve paket turu makul bir fiyata çekebilmek adına satın almalar peşin peşin ve önceden yapılır.
Hani insanlar diyor ya, yabancıya otel pahalı, ucuz, Türkiye niye pahalı? Ya sen Türk pazarında 150 gün için pazarlık yapıyorsun seyahat acentası olarak otelle. Ötekisi 270 gün için pazarlık yapıyor. Dolayısıyla 270 gün için alınan fiyat elbette seninkinden daha ucuz oluyor. Bunun sebebi bu. Ama böyle yani bu kadar erken sürelerde satın almalar gerçekleştirilir. Ve özellikle de geçen Yani programda şunu söyledim. mudur? Özür diliyorum. Yani 30 günden fazla kalan bir sürede de ben zaten acent olarak ödemelerimi yaptım Elbette. da. Yani 30 gün şu andaki mevzuatta 30 günden önceki iptallerde karşımıza çıkan Tamamen hukuki durum iadeyle yükümlüyüz ama evet. yine de ben yapmış olabilirim acente olarak ödemelerimi. %90. 90 Eğer yapıyorum. tüketici lehine böylesine sağlam bir mevzuat düzenlemesi olmasa idi, genel hukuk kuralları kapsamında senin lehine, senin için yaptığı masraflar veya senin benimle kurduğun seyahat sözleşmesi nedeniyle yaptığın masraflar İade edilemez zaten. edilemezdi. Benim zararım olarak senin fesihte haklı bir sebebin yoksa benim isteyebileceğim masraflardı. Ama tüketici mevzuatındaki bu anlattığım bana göre adil olmayan düzenleme sayesinde 30 günden daha uzun süre olan turlarda seyahat acentasının zarara girme ihtimali çok yüksek olsa dahi tüketicinin tüm bedeli geri alma hakkı maalesef diyorum adil olmayan biçimde var. Bu Avrupa Parlamentosu ve Konsey direktifinde de böyle. Şimdi Türkiye'de böyle değil. Biz Avrupa'dan aldık onun için böyle. Ama burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Avrupa Parlamentosu ve Konsey direktifi yani 25 Kasım 2015 tarih 2015'e 2032 sayılı bir direktif bu. 2018'de de artık yürürlüğe girdi üye ülkelerde. Ekin'de de köprüleri var yani sözleşmeler nasıl kurulur. Orada mesela 30 günden söz etmiyor. Orada satın alınan paket tatilin 2 günlük olması, 6 günlük olması, 6 günden uzun olması gibi 3 kademe var. O kademeye göre 20 günler ve Tatilin süresine göre evet değişen değişkenlik günler gösteriyor. var. Daha esnek bir yapı ama yine çok tüketici lehine. Ama başka bir şey var. Orada zaten paket seyahat ürünü sigortalanmak durumunda. Bu sigorta bizdeki paket seyahat sigortası gibi işlevsiz ve anlamsız değil. Zorunlu Zorunlu sigortadan sigorta gibi bahsediyoruz. değil. Bütün bu olaylar ortalığa saçılmışken hiçbir sigorta şirketinin yaptığı paket seyahat sigortası nedeniyle bağırdığını, konuştuğunu, merak etmeyin biz Duymadım. hallediyoruz dediğini duymadın değil mi? Hiç sesleri Çünkü çıkmadı. onlara dokunan hiçbir şey yok. Niçin? Çünkü bu tür haller Poliçe kapsamı evet dışında. mevcut kanun gereği yapılan poliçenin kapsamı içinde değil. İflas kapsam içinde, yolcunun hastalanması yani o fevkalade haller kapsam içinde gel gör ki benzeri objektif durumlar, kimsenin öngöremeyeceği şeyler ki asıl sigorta edilen durum nedir? Beklenmeyen haldir, değil Beklenmeyen mi? hal olmalıyken. İradi haller sigortaya konu olmaz, olursa da primi çok yüksek olur. Yani gayri iradi haller, beklenmeyen haller, taraflar için gayri iradi olan haller sigortaya konu olabilir. İptal sigortaları bile bu koşullarda devreye girip biz buradayız merak etmeyin deyip ortalığı yatıştırmıyorsa, hava yolları, Ticaret Bakanlığı bu beyanatı karşısında biz iade ediyoruz demiyorsa, seyahat acentalarına siz iade edeceksiniz demek mümkün değil. Türk Hava Yolları, ITB Berlin Fuarı'nın iptal nedeniyle çok önemli bir hamle yaptı. Evet. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kesinlikle çok önemli. Kişisel kanaatimi söylüyorum yetersiz. Niçin? ITB Berlin Fuarı için alınmış biletleri yine Berlin destinasyonuna ilişkin açığa aldı. Sen illaki Berlin'e gideceksin diyor yani. Ya ITB Berlin Fuarı ertelenmedi, iptal edildi. İptal edildi. Abkesak diyor. İptal edildi. Benim bir daha Berlin'e gitme zorunluluğum olmamalı. Sen nasıl olsa uçağını oraya uçurmadın. Bir daha oraya uçur. Bana niye açık rota bir bilet vermiyorsun? Evet, haklısınız. Yani öyle Ama ya. Ben bu parayı verdim. Bana parayı iade et demiyorum. Parayı da iade etmiyorsun zaten.
her yere gidebileceğim, evet, istediğim her yere gidebileceğim, açık evet, bir biletim olsaydı. Evet, orada sınıflarla ilgili evet, vesaireyle ilgili bir yıl düzenle var. Yine de kriz döneminde kafalardaki soru evet, işaretlerini ortadan kaldıran, hesap yapılabilir hale getiren bir hamledir. Türk Hava Yolları evet, bu nedenle doğru bir şey yapmıştır. Diğer hava yollarının da ITB Berlin Fuarı ile ilgili başta Sun Express olmak üzere doğru tavırlar sergilediğini ifade edebiliriz bize ulaşan bilgilere göre. Ancak yine de bütün bu hava yollarının biletlerini satın aldığın mecralar önem kazanıyor. Kimden aldın, nereden aldın? Evet. Acaba Dubai'deki seyahat acentasından mı aldın o sıralama siteleri sayesinde? Bunları bir daha tartışmak lazım. Burada yapmamız gereken birçok şey var. Buradan bir ders çıkarmamız lazım. Ama bence seyahat endüstrisini ortadan kaldırma, yıkıma uğratma ihtimali olan, böylesine büyük deprem yaratacak ifadeleri kullanmamak, hatta bu konuda teskin edici, evet, en çok ihtiyaç duyduğumuz sosyal barış, huzur ve sevinç, yani baharın geldiğini karşılayanların ihtiyaç duyduğu gezme, görme, eğlenme duygusunu köreltmeyen beyanlarda bulunmak daha doğru olacaktır. Daha Türkiye'mizde görüldüğü konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmayan, bırak zarar vermesini, görülmesiyle ilgili bile bir haber almadığımız bir konuda böyle afaki önlemler, adı önlem olan davranışlar kanaatimce hiç doğru değil. Metroya binmenin yasak Wuhan kentinde, Çin'de işte o sokağa çıkma yasağı uygularsın, bu anlaşılır. Ama sen İstanbul'da metroya bin, sonra de ki ama ellerini yıka. Ya metroya bin, işe git, okula git. Okullar tatil değil. Herkes hapşırsın, tıksırsın birbirine, çocuklar oynasınlar. Burada risk yok. Ama Kapadokya'ya gideceğin zaman, efendim Antakya'ya gideceğin zaman risk var. Öyle mi? Antakya'da riski sana getirecek olan şey ne? İstanbul'da maruz kalmadığın, İzmir'de maruz kalmadığın. İşte hocam bu açıklamalar, bu tip açıklamalar maalesef ki böyle bir kaygı oluşturuyor ve insanların orada da bu risk altında kalabileceği endişesini uyandırıyor anladığımız kadarıyla. Sektörel barış yıkılıyor. Burada sektörle tüketici arasında uzun yıllardır çok büyük fedakarlıklarla kurulmuş ilişki ve iletişim bozuluyor. Tüketici kendisinin böyle bir hakkı olduğunu zannediyor. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Tüketici algısı açısından. Mesela bizim insanlarımız bir şeyi satın aldığında gidip bunu değiştirme hakkı olduğunu zanneder. Kanunda böyle bir haktan bahsetmez. Kanunda değiştirme hakkının ancak ayıp varlığı halinde, ayıbın varlığı halinde mevcut olduğu söyler. Kanun evet, bunu söyler. Evet. Değil mi? 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun madde 4. Doğru. Bir ayıp yoksa bu haklar doğmayacaktır. Ayıp varsa doğacak. Evet. Ayıbı tanımlar, biz de ayıbı tartışırız. Ama bizim tüketicimizin algısı, ben aldım fişiyle beraber gidersem değiştim. Niye? Çünkü satıcı sana bu jesti yapıyor. Evet. Değiştirebilme hakkını veriyor. Yani bu hakkı yasa vermiyor, mevzuat vermiyor. Karşındaki ürünün İşletme satıcısı veriyor. Pazarlama neticesinde veriyor. Böyle bir karar almış. X, Y, Z bunu. Neyse. Ama sonuçta onun jestiyonu olarak sen gidiyorsun, değiştiriyorsun. Bunu hak gibi görürsen, bunun jest olduğunu fark etmezsen başka türlü talep edersin. Hak olduğunu düşünürsen başka türlü talep edersin. Belki tüketiciler seyahat acentalarıyla yeni bir tur için, yeni bir program için bu zararı birlikte üstlenerek yeni bir plan yapsalar, bu şekilde bir ilişkide bulunsalar hem seyahat acentaları için daha sağlıklı bir planlama ve durum olacak, hem de tüketiciler için tatil hayalleri kurmaya devam edebilecekleri bir süreç başlayacak. Önümüz bahar ve yaz. Ben söyleyenlerin, yazanların yalancısıyım ama bu virüs 20 dereceden sonraki sıcaklıklarda hızla yok olan bir virüs. Yani soğuk
da ortada yaşayan, bulaşan virüs, o proteinlere yapışmak suretiyle vücutta etkileri gösteriyor. Göre... Isınırken biz Nisan ayının sonundaki turları iptal etmek, efendim Mayıs'taki turlarla ilgili iptal beyanında bulunmak falan konusunda bir hakkımız yok. Hakkımız varmış gibi davranmayalım. Seyahat acentalarına sizin endişeniz için, endişe bahanesiyle, endişeyi göstererek sizin adınıza ve hesabınıza büyük paralar harcamaları konusunda bir yükümlülükleri varmış gibi davranamazsınız. İdari makamlarımız ise bu konuda endüstriyi korumak zorunda. Ticaret Bakanlığı ticareti yapanları koruyacak. Turizm Bakanlığı turizm endüstrisinin içindeki aktörleri koruyacak. Onlar yok olursa hiçbir şey kalmaz. Daha iki taraf için, her taraf için elbette beyanlarda bulunmaları gerekir elbette. Aslında. Yani burada sınırsız ve sonsuz bir hakkın kötüye kullanılmasına doğru evrilecek bir davranış modeli bir endüstriyi yok ederse bundan en çok zarar tüketiciler görür. Ülke görür, tüketiciler görür. Çünkü piyasada tekeller kalır ve tekeller istedikleri şeyi, istedikleri fiyata size dayatırlar. Burada dayanamayacak, bu tür durumlarda sarsılacak özellikle orta ölçekli, daha butik çalışan, küçük ölçekli seyahat acentalarının bu hasarların altında kalacağı gözetildiğinde onlara sahip çıkmanın daha önemli olduğu da anlaşılacaktır. Büyüklerin nakit akış dengeleri, ürünlerinin birbirini ikame etmesi, büyük adet kanunu gereği riski bertaraf etmeleri mümkün olabilir. Hı hı. Ama orta ölçekli ve küçükler en küçük bir değişimde ortadan silinebilirler, yok olabilirler. Bunun topluma da, ülkeye de, tüketiciye de bir yararı, faydası olmayacaktır. Hocam fuar iptallerinden bahsetmişken bir Tabii. soru var, acentamızdan gelen bir soru. Onu yöneltmek istiyorum size. Milano Mobilya Fuarı Fuar Komitesi tarafından koronavirüs sebebiyle 16-21 Haziran olarak ertelendikten sonra acentamızda otele ilk ödemeyi gerçekleştirmişler bu tarihe kadar. Ama grup bu yeni belirlenen tarihte de gitmek istemiyormuş. Tüm müşterilere de iadeyi yapmışlar. Otelle aramızda nasıl bir hukuki yol izlememiz gerekiyor diye bize soruyorlar. Ya insan gerçekten üzülüyor. Çünkü ne kadar haklı değil mi? Evet. Ne kadar haklı. Grup istemiyor yeni tarihte. Niye gitsin 16-21 ki? Haziran. Senin o tarihte burada belki başka programın var. Niye gitsin ki yani? Özellikle fuarlar takviminin içinde yapılandırıldığı tarihte anlam ifade eder. Şimdi seyahatin amacı ortadan kalkmış. Havayolu anladığım kadarıyla Türk Hava Yolları'dır muhtemelen. O sorunu çözmüş. Yani İtalya uçuşlarında herkes bu sorunları epey bir çözdü. Bunu biliyoruz. Gelmiş İtalya'daki İtalyan otelciyle olan sıkıntıya. En büyük sorun bu. Berlin'de Alman otelcilerle, İtalya'da İtalyan otelcilerle, diğer yerlerde yabancı otelcilerle bu sorunu yaşayacağız. O zaman burada şuna bakacağız. Sen bu otelle ilişkiyi, iletişimi kimin aracılığıyla kurdun? Doğrudan kurdun. Sözleşme yaptın mı? Yaptın. O sözleşmede bu hususlar yer alıyor muydu? Almıyordu. Almıyordu. Diyelim. O zaman İtalyan hukukuna gidip bakmak zorundasın. Burada tüketici seninle Türk hukukuna göre işini görecektir. Evet. Ama oradaki tedarikçi kendi hukukuna göre seninle iş görecektir. Ve sen İtalya'daki oteli İtalya'da dava etmek durumundasın. İtalyan hukukuyla ilgili ahkam kesmek istemem. Ama ve lakin kıta Avrupa'sında yaygın olan özel hukuk düzenlemelerini dikkate aldığımızda amacı kalmayan seyahatin oradan kaynaklanan bir sebeple bütün dünya İtalya'ya gitmeyi kestiyse artık bu oradan kaynaklanan bir sebep. Bir sebeple gerçekleşmemesi nedeniyle otelciden bu bedelin iadesini talep edebilir. Otelci nereden? Otelci de devletinden. Sen bu virüsün yayılmasını önlemedin kardeşim, bu zarar benim, bana senin yüzünden bulaştı diyecek. Yani otelci bu konuda gel İtalya'da bana karşı dava aç derse emin olun
o davayı açan kazanacaktır. Bunda şüphe yok. Yani hukuk temelinde bu tür davalar kazanılacaktır. Ama ne kadar para harcayacaksın, İtalya'da avukat tutmak ve davayı takip etmek ne kadar sıkıntılı onu bilmiyorum. Ama şu müjdeyi seyahat acentalarına vermekte bir beis görmüyorum. Müjde de demek çok doğru değil belki. TÜRSAP dünyadaki, Avrupa'daki özellikle bu iptale konu yerlerdeki seyahat acentaları birliklerine başvurmak suretiyle o birliklerin kendi ülkelerindeki tedarikçilerle bu tür sorunları çözmek konusunda bir ilişki, iletişim kurmayla ilgili taleplerde bulunuyor. Bu taleplerin sonuç vereceğini ummakla yetinelim şimdilik. Bir de tüketicimizden gelen bir sorumuz var. Hay hay. Zamanımız buyursun varken. Son soru olarak alalım. Son soru olarak. Peki. Yaklaşık 4 ay önce Vietnam Kamboçya turu satın almış. Acentayla bu koronavirüsü haberleri duyulmaya başladığında yaptıkları görüşmede Acenta böyle bir riski kendilerinin de almayacağını, salgının büyümesi durumunda turun Acenta tarafından da iptal edileceği söylendiğinden, eğer büyürse ve bununla ilgili uyarılar fazlalaşırsa iptal edeceği söylendiğinden biz de iptal etmedik. Çok ama güzel. Gelinen noktada iptal hakkımızı kullanmamız için gerekli olan 30 günü de kaçırdığımız için şu anda iptal etsek de tam iade alamıyoruz. Peki niye iptal edecekler şimdi? Tur yapılıyor demek ki. Tur yapılıyor. Demek ki seyahat acentası turun yapılmasına sakınca görmemiş. Evet. Değil mi? Evet. O zaman bu tur yapılıyorsa bu sakınca da görülmediğine göre şu anda da Vietnam'da rapor edilen Kamboçya'da... Tüketicideki endişe boyutunun artmasından bahsedebiliriz. Yani şu demek şu. Bunu insani olarak anlıyorum. Ya tadım kaçtı, ben artık gitmek istemiyorum. Hı-hı. Tabii ki hay hay. Ama tadının kaçmasının bedelini başkasına ödetemezsin. Anlatabiliyor muyum? Konuşmuştuk zaten hocam ama soru geldiği için. Burada evet, da bir yani tekrar iyi bir örnek istedim. Yani ben burada sorunun tüketicilerde bu endişe yaratan iletişim metodunun kötü haber ve kötü ihtimalin yayılma hızının ve gücünün ortaya çıkardığı sorunun çok büyük olduğuna tekrar dikkat çekmek istiyorum. Resmi makamlara büyük iş düşüyor. Gerçekten hukuki olmayan açıklamaları idarecilerin yapmaması gerekir. Hukuki kavramları kullanırken dikkat etmek gerekir. Tüketiciyi de gereksiz bir yanılgı, tüketiciyle ürün sahibini de gereksiz bir çatışmanın ortasında bırakacak şeyler söylenmemelidir. Turizm barışın dilidir, sağlığın, güzelliğin dilidir. İnsanların turizm sayesinde endişelerinden kurtulması ve sıyrılması mümkündür. Baharın geldiği bu dönemde Kuzey Yarımküre'ye insanların gezme istekleri ve planlarının ertelenmemesi en önemlisidir. Virüsün varlığı başka bir şeydir. Varlığının risk oluşturması başka bir şeydir. Bugün gidecekleri yerlerdeki trafik kazası ihtimalleri çok daha yüksektir ama kimse bunlar nedeniyle bir şeyi iptal etmez. Burada kalabalıklar içinde çalışıyoruz, evden çalışmıyoruz, metrolardayız, iç içe oturuyoruz, maçlara gidiyoruz, 40 bin kişi bir arada bağırıyoruz hepimiz. Bütün unsurlar birbirine karışıyor havada. 90 dakika, 100 dakika neyse orada bu havayı soluyoruz. 6-7 bin kişi spor salonlarında aynı havayı soluyoruz ve 30 santim mesafeyle bunlar endişe duymuyoruz. Ama eve gidip diyoruz ki ya şu Vietnam'a gitmeyelim, niye? Virüs bulaşır. Yani belki virüs akşam maçta da bulaşırdı yani eğer varsa, değil mi? O nedenle bu kaygı ve endişe haksızdır demek benim haddim değil. Ama böyle bir kaygı, endişe nedeniyle sen bir üründen vazgeçiyorsan o ürünün bedeline katlanmak zorundasın. Çünkü o adam senin için o parayı harcadı. Ödedi. Ödedi. Harcadı. Mecbur. Senin endişen için başkasının cebinden endişeni gidermek gibi bir hakka sahip olduğun tek bir yöntem var. Bunun adına sigorta deniyor. Senin taşıdığın riskleri başkasına üstletmek ancak sigortayla mümkün. Maalesef ki
perspektifteki koşullarla bizim evet. paket tur ve 1618 koşulları da aynı olmadığından evet. birebir karşılamıyor. Sizin. Bir şerde bin ayır vardır diyelim. Bu sayede belki doğru bir seyahat sigortası, poliçesi üretmek ve bunu kullanmak ve böylece bu tür olaylarda çökmemek, yılmamak, yıkılmamak ve endişelerimiz nedeniyle zarara uğramak tehdidiyle baş başa kalmamak mümkün olur. Bu haftalıkta bu kadar. Güzel bir bahar gününde her şeyin tadını çıkaracağınız bir hafta daha geçirmenizi diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.